Merhaba Emel Hobi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda özellikle kazakların kollarına lastik yerine çalışabileceğiniz görmüş olduğunuz bu ajurlu güzel bir lastik çalışmasını yapacağız sizinle beraber arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Özellikle kız çocuk kazaklarının kollarını arkadaşlar şu şekilde eğer örerseniz çok güzel bir sonuç alırsınız. Burayı dilediğiniz gibi uzatmak veya kısaltmak istediğinizde ben 4 sıra olarak çalıştım. Şimdi size bunu kısaca anlatmak istiyorum. 7 ve katlara artı 4 ilmeğe ihtiyacımız var. Toplamda 18 ilmek şişime alarak geliyorum. Evet şişimizde 18 tane ilmeği aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz şu iki deseni anlatacağım size. Hemen e, arka taraftan sadece şu desenin olduğu yerlerde bir lastik örerek örgümüze başlayacağız. İlk ilmeği aldım. 2 tane düz örüyorum. İpi üste alarak bakın bir ilmek örmeden alıyorum. Alta veriyorum. Bir düz örüyorum. 2 üste aldım. Bir ilmek aldım. 3 alta verdim. Bir ilmek düz ördüm. İpi üste aldım. Bir ilmek aldım. Toplamda 5 ilmeği bu şekilde ördüm. Araya 2 tane düz ilmek. Tekrar desen için lastik ayarlayacağız. Hemen ipi üste aldım ilmeği aldım bir düz ilmeği aldım bir düz ve ilmeği aldım alta inerek ipime iki düz örüyorum son ilmeğim ters arkadaşlar bundan sonra hemen desenimizi uygulamaya başlayacağız hemen arkadaşlar ön tarafa geldim gördüğümün aynısını öreceğim ilk ilmeği aldım iki ters bir düz bir ters bir düz bir ters ve bir düz ördüm 5 ilmeğimi araya 2 ters ilmek tekrar 5 ilmeğimi bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz olarak ördüm son ilmeklerim ters Evet bu şekilde ördük arka tarafa geçtik hemen gördüğümde aynısını örüyorum düzleri düz tersleri ters olarak örüyorum arkadaşlar. Evet. Geldim. Ön tarafa. Şimdi ilk acırımızı burada sizinle beraber yapacağız. Şu görmüş olduğunuz bir düz bir ters olan yerlerde desenimizi uygulamış olacağız. Hemen İlk ilmeğimi alıyorum. Aslında desenimiz burada başlıyor ama bu kısmı lastik niyetine ayarlamamız gerekiyor mutlaka. Hemen ilk ilmeği aldıktan sonra iki ters ördüm. bir düz ilmek ördüm arkadaşlar ve hemen bir ilmek doladım. Bakın şurada bir düz, bir ters, bir ters var. Bu bir ilk tersle bir düzü yer değiştiriyorum ve arkasındaki tersle beraber üçünü beraber kesiyorum ve bir doluyorum. Bir düz ördüm. Tekrar araya iki ters bu ara ilmeklerimiz hiç değişmiyor. Bir düz ördüm. Bir ilmek doladım. Bir tersle bir düzü bakın yer değiştiriyorum. Ve bir düz en önde arkasında iki tane ters ilmekle beraber bu üç ilmeğin hepsini beraber kesiyorum, doluyorum ve bir düz. Tekrar iki miyim ters son ilmeğim ters arkadaşlar. Burada ajurlarımızı ve kesmelerimizi yaptık. Ön taraftan arka tarafa geçiyoruz. Gördüğümüzün aynısını öreceğiz. 2 düz 1 ters 2 3 4 5. 5 ters ördüm. Bundan sonra ajurumuz için ilerleyeceğiz. 2 düz 1 2 3 4 5 ters 2 düz ve son ilmeğim ters birinci ajurumuzu yaptık bakın arkadaşlar şimdi örgümüzü ön taraftan bu sırada yine gördüğümüzün aynısını öreceğiz 2 ters 5 düz 2 ters 1 2 3 4 5 düz ve 2 ters. Evet. Bakın burada da örgümüzü ön taraftan tamamladık. Arka taraftan yine gördüğümüzün aynısını örüyoruz. 2 düz 5 ters 2 düz 5 ters ve 2 düz son ilmeğimiz ters bu da şimdiki yapacağımız sıranın alt zeminini oluşturdu bakın birinci şöyle gösterdiğim zaman birinci e, ajurları görüyorsunuz şimdi ikinci ajur açacağız aynı şekilde hiçbir değişiklik yok ilk ilmeği aldım iki ters ördüm bir düz ördükten sonra doladım birinci ile ikinci ilmeği yer değiştiriyorum bir ikinci öne aldım 3 tane ilmeği tek seferde örüyorum. Doladım ve bir düz ördüm. Araya iki ters. Birinci ile ikinciyi bakın. Birinciyi arkadan ikinciyi önden olarak yer değiştirdim. Ve 3 tane ilmeğimi kesiyorum. Tabi evvela dolamamız gerekiyordu. Doladık. Daha sonra kestik. Ve doladık. Ve bir düzümü örerek Sondaki iki ilmeğimi ters ördüm. Son ilmeği ters bitirdim arkadaşlar. Arka tarafa dönüyorum. İlk ilmeği aldım. İki düz ördükten sonra bir, iki, üç, dört, beş ters ördüm. İki düz, bir, iki, üç, dört, beş ters ördüm. Bir, iki. Son ilmeğimiz ters. Evet. Bakın ikinci ajurumuzu da yaptık. Şimdi e, üst ön tarafta bu sırada gördüğümüzün aynısını arka tarafta gördüğümüzün aynısını örelim arkadaşlar. E, ve hemen bir kola geçeceğiz. E, nasıl yapacağımızı orada göstereyim. Bir iki tane ilmek arttıracağım size. Kolda biraz böyle hafif bombelik oluştursun diye. Şimdi ben önden hemen ilmeklerimi örüyorum. Bu artırma isterseniz yapmayabilirsiniz dilerseniz benim gibi ben burada artırma yapmadım bu parçada ama burada göstermek istiyorum. Dilediğimiz uzunlukta bu ajurlu lastik kısmını ördükten sonra arkadaşlar hemen ön tarafa geçelim. Dilediğiniz noktalarda gizli artırma yaparak birkaç tane ekleyerek ilmek artırabilirsiniz hafifte bir bombelik vermiş olursunuz kazağınızın koluna. Şimdi arkadaşlar ben nerede artırma yapacağım? Şu görmüş olduğunuz ters ilmeklerin arasına gizli artırma yapacağım. Hemen ilk ilmeği aldım. Bir e, düz örelim artık çünkü kola geçiyoruz. Bir düz ördüm. Burada arkadaşlar dilerseniz bakın şu ilmeğin şu kanadından alarak da yapabilirsiniz artırmayı. Şöyle veyahut da gizli artırma yaparak da yapabilirsiniz. Gizli artırma yaptım. Hemen ilmeklerimi düze geçtim Hepsine geldim yine bir iki tersin arasına bir ilmek artırdım ve geldim diğer tersin arasına bir ilmek artırdım ve burada üç tane ilmek artırarak yukarı doğru artık örgümü düz öreceğim terse döndüm şu ters e, bakın dolama olarak pardon dolama diyorum gizli artırma olarak ilmekler şu şekilde gördüğünüz zaman bunu bir kez daha çarpılayın ki şöyle arkadaşlar delik oluşmasın yani bir kere döndürün etrafında ters ördüm hemen diğer artırmama gidiyorum Evet bakın bunu da şöyle alıyorum bir kere daha döndürdüm ve ters ördüm. Diğer artırmamıza gelelim. Evet, bu artırmayı da şu şekilde aldım. Bir kez daha döndürdüm ve arkadaşlar ters ördüm. Bu şekilde 18 ilmeği 3 artırarak kola geçmiş olduk. Bakın. Burası bizim kolumuzun lastiği oldu. Artık düz örgüye geçiyoruz. Bundan sonra mesela dilediğimiz e, ufak böyle çıtır çıtır e, ikili pirinç olabilir. Tekli pirinç olabilir. Veyahut da e, kola harışa sırası koyup aralara desen verebilirsiniz. Yıldız deseni verebilirsiniz aralara. Birçok minik bu düz örgünün üzerine desen yerleştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ben şu öne gelince mesela bir tane ikili pardon e, tersi döndük. Böyle iki e, daha kabarık olan bir pirinç göstereyim. Bunun aynısını ikili pirinç olarak da yan yana yapabilirsiniz. Evvela öne geçiyorum. Onu da göstereyim. En azından size fikir olsun lastik ile arasında bir miktar düz örgü ördükten sonra hemen gelelim burası bizim kolumuzun başlangıcı olsun iki tane ilmeğimi ilk aldıktan sonra bir tane daha örelim sıradaki ilmeği bir kere düz ördüm doladım bir kere daha düz örerek çıkardım araya bir ilmek aldım bir ilmek ördüm doladım aynı ilmeği bir kere daha ördüm bir ilmek aldım bu şekilde sıranın sonuna kadar bir ilmekten 3 ilmek çıkararak devam edelim. Aradaki ilmekleri örmeden alıyoruz. Evet. 3 ilmekle başlamıştım. 3 ilmekle bitiriyorum. Arka tarafta bu desen tamamlanıyor. Hemen ilk ilmeği aldım. 2 ters ördüm bir alta verdim. Bu 3 üç ilmeğin 3'ünü bakın şöyle tek seferde düz ördüm. Ve örmeden aldığımız bir ilmek vardı. Onu ters ördüm. Alta verdim bu 3 ilmeğe. Şu şekilde bakın 3'ünü alarak düz ördüm. Bir ilmek ters. Bu örmeden aldığımız ilmekti ön tarafta. Tekrar 1 3 ilmeğim geldi sırada. Bu 3 ilmeği alarak hepsini tek seferde düz ördüm bir ters üçünü aldım tek seferde düz ördüm bir ters bu şekilde bu üçlü olan ilmekleri ön tarafta daha kabarık bir pirinç çıkmasını sağlıyoruz bu şekilde daha sonra bu desenin üzerine 4 veya 6 sıra ön tarafa düz örgü düşürürsünüz veyahut da bunu karışık olarak kola dağıtabilirsiniz yani yan yana böyle yapmanıza gerek yok Aralarını daha açabilirsiniz. Evet bakın şunu da alıyorum. Ve son ilmeklerim ters ve örgümü bitiriyorum arkadaşlar. Bakın. Bu deseni ben hemen bir iki sıra üstüne düzürüp geliyorum. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde ben desenimi de üstüne örgümü ördüm ve bunu kol olduğunu düşünürsek şöyle mesela bir lastik niyetine dilediğimiz uzunlukta burayı çoğaltabiliriz. Daha geniş olarak görmek istediğimiz zaman da bu parçaya bakalım. Şöyle bakın ben üst üste 4 ajur çalıştım. Şöyle katladığımız zaman bir kız çocuğu kolu için yeterli oluyor. Yan yana 5 desen. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Evet inşallah beğenmişsinizdir. Başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.